arkadaşlar. Gene bir Megane 1 videosuyla sizlerle birlikteyiz. Bugün ön fren balataları değiştireceğiz. Bunun için önce aracımızı çift girikoyla güvenli bir şekilde kaldırdık. Şurada görünen yağ haznesinin kapağını açtık. Çünkü pistonları geri ittiğimizde basınçtan dolayı hortumlar patlamasın diye. Bunu mutlaka yapın. Şimdi Aizer diye Kıbrıs'ta satılan iyi bir marka balata aldım, 4 tane. Bu balatanın yanında 4 gene kaliper vidası çıktı. Bunların sırtına ve uçlarına sürmek için gres yağı çıktı arkadaşlar. Şimdi arabamızın tekerini sökmek için 19 milimetrelik bir lokma ucu gerekiyor. 19 milimetrelik normal bijon anahtarıyla da bunu çözebilirsiniz. Kaliperlerimiz için 13 numara bir yıldız, bir de 17 milimetrelik bir anahtar gerekiyor. Gene ben yanımda dursun diye 13 numaralı bir lokma aldım. Belki tabancayla sökerim serse diye. Şimdi lastiklerimizi sökeceğiz. Lastiklerimiz saat yönünün tersine doğru sökülüyor arkadaşlar. Bu aleti de Bangut'tan almıştım arkadaşlar. Türkiye'de de emsalleri var. Gayet başarılı bir ürün. Bunun videosu da var. Ayrıca kanalda. Havalı tabancayla sıkılmıştı bunlar daha önce. Ama gördüğünüz gibi sökebiliyor. Al. Direksiyonumuzu sola doğru çevirelim. Evet. Zaten disklerim yeni değişmişti. Yani bir yıl önce değişmişti. Ama fren balatalarından, fren kalitesinden de çok memnun değildim. O nedenle bunu tekrar değiştireceğim arkadaşlar. Şu iki vidayı söktüğümüz zaman bizim işimiz çözülecek. ...17 anahtarı şuraya kullanıyoruz. Evet, vidamızı söktük. Üzerinde orta kuvvette bir mukavemet sıvısı var. Biz sıfırını kullanacağız, onlar da burada. Bunu hemen kenara ayırdım. Alttakini sökeceğiz arkadaşlar. Yine 13 milimetrelik anahtarımızı kullanıyoruz. ...17 ile gene tutmamız gerekecek. Üstleri de yağ biriktiği için arkadaşlar 1 milimetre kalınlaşmış. Anahtar girmiyor. Bunlar sadece 27 Nm ile sıkılması gereken cıvatalar. O yüzden hemen kolay açılıyor. Bunu da kenara aldık. Kaliperimizi çıkardık. Şöyle yukarı bıraktık arkadaşlar. Fren balatalarımızın durumu gayet iyi görünüyor aslında arkadaşlar. Ama açmışken değiştirelim. Şuraları temizliyoruz. Gene aynı markaymış herhalde.
yerlerini şu şekilde oturtacağız. Ama daha öncesinde şu kısımlarına ve sırt kısmına gres yağı sürmemiz gerek. Bu özel fren için üretilmiş bir gres. Şeye bulaştırmamanız gerekiyor, balata kısmına. Bu kadar yeterli arkadaşlar. Şak diye oturduk. Gerçi çok da iyi durumda değilmiş. Gerçeğiyle, orijinaliyle kıyasladığımızda bayağı bir yarım santim kadar yenmiş. Gördüğünüz üzere şöyle yapayım. Bakın 5 milimetre kadar eksilmiş aslında. Hemen gresimizi sürdük gene. Evet, oturtturduk arkadaşlar. Şimdi pistonumuzu geri itmemiz gerekiyor. Bunu el gücüyle yapamayacağımız için aparat kullanacağız. Piyasada çok pahalıya satılan aparatlara hiç gerek yok arkadaşlar. Şöyle bir el mengenesiyle bu işlemi gayet rahat yapabiliyorsunuz. Eski balatamızı koyduk. Bunu sırtına denk getireceğiz. Şöyle sıkmaya başladığımız zaman pistonun geriye doğru geldiğini göreceksiniz. Biten balatayı takviye etmek için hidrolik bu pistonu ittiriyor arkadaşlar. Evet, sonuna kadar geldi gördüğünüz gibi. Hemen açtık. 10 liralık bir mengeneyle bu işi yapabilirsiniz. Kaliperimizi gördüğünüz gibi hemen oturtturduk yerine. Ama daha önce şu yayların düzgün konumda olmasına dikkat ediyoruz. Evet. Şuradan çekersek yayların dışarıya çıkmamış olması gerekiyor. İçinde kalacak. Balatalarla birlikte verilen yeni civataları kullanıyoruz. Bunlar da 13 milimetrelik şeye sahip. Evet, alttakini de oturtalım. Sonra güzelce sıkacağız. Arkadaşlar biraz cesur olursanız çoğu şey için sanayiye gitmeden arabanızı yapabilirsiniz birkaç basit takımla. Ben bu aracın emme manifoldunu boğaz kelebeğine kadar söktüm. Ve hiç arabadan anlamazken bunu yaptım. Bir Rus YouTuber'ın Megan 1'i vardı. Komple adam da onu söküp parçalamıştı. Sonra toplamıştı. Orada parça parça izleyerek Megan 1 konusunda neredeyse yapamayacağım bir şey kalmadı. ...27 Newton metre el kuvveti arkadaşlar. Yeterli bu sıkma. Hemen alt tarafa geçeceğiz. Evet. İşlem tamam arkadaşlar. Bu kadar basit. Hemen lastiğimizin yönünü düzeltelim.
Bijonlarımızı sıkacağız. Lastiğimizi oturttuk. Diplerin karşıya gelmesini sağlamak için elimizle ayarladık. Bijonları önce elimizle oturtuyoruz arkadaşlar. ...110 Nm ile sıkılması gerekiyor. Aletim de 120 Nm. Boşluklarını aldık. Karşılıklı sıkıyoruz. İşlem bu kadar. Şimdi kirkodan indirip diğer tarafı takacağız. ...13 numara yıldız ya da cırcır bir lokmayla, küçük bir lokmayla bunu açabilirsiniz. Arkadaşlar mukavemet tutkalı sıkmazsanız arabanın titreşiminden bu vidalar geri çıkabilir. Eğer takımın içinden çıkmazsa mukavemet tutkalı sürmeniz gerekiyor cıvatalarınızda. Şu hareketi yapması lazım. Şimdi yağ haznemizin kapağını kapatalım. Fren yağı ikaz müşiri var. Bu müşür kablolarını kopartmamaya dikkat edin. Üstten tutup alttan çevir. Evet, 325 liraya ön fren balatalarımızı değiştirdik arkadaşlar. Teşekkür ediyorum.